Üniversitesinden geldim ve hemen hazırlamamız gerekiyor. Toplam zamanım şu anda 6-7 dakika falan. Bugün çok sade takılacağım, o yüzden hemen güneş kremimi sürerek başlıyorum. Bugün çok fazla işimiz var. Öncelikle kendi okuluma gitmem gerekiyor. Diğer videolarda size söylemedim netleşmeden ama arkadaşlar ben yatay geçiş yaptım ve yatay geçişim kabul oldu. Bölümümün Türkçesine geçtim. Bundan dolayı bu sene normal bölüme başlıyorum. Hani bunu böyle çok fazla duyuramamıştım. Şu an acele olduğu için de çok acele bir şekilde söylemiş oldum ama yani benim için şahane bir adım oldu yatay geçiş yapmak. Önce kendi okuluma gitmem gerekiyor. Sebebi de şu, dilekçe vermem gerekiyor. Şu an iki tarafta da okuyor görünüyorum. Hem İngilizce'de okuyor görünüyorum, hem de Türkçe'de okuyor görünüyorum. Bundan dolayı gidip de okula kaydımın silinmesi için bir dilekçe vermem lazım. Ahmet Malatya'da okuyordu ve Malatya'da deprem olduktan sonra tekrar o tarafa geçmemişti. Yani Malatya'ya tekrar geri dönmemişti. Zaten okul hani biliyorsunuz ki online olmuştu. Bu süre zarfında zaten Ankara'daydı. Ve yatay geçiş yaptı o da aynı şekilde. Onunki de kabul oldu ve o da sonunda artık temelli olarak Ankara'da. Hani zaten hani ortalama yılbaşından beri hep Ankara'daydı ama artık hani okulu da burada. Bir de onun okuluna gidip de kayıt işlemlerini yapmamız gerekiyor. Baya yoğun bir gün fark ettiyseniz. Ahmet berbere gittiği zaman yani vesikalık çekeceği için bir saç kesimi yapacak. O gittiği zaman ben de abonman kartımı yaptırmaya çalışacağım. Vize süresi dolmuş çünkü. Bir de eksik belgemiz mevcut. O eksik belge ne olacak? Onunla ilgili de bir soru işareti var kafamızda. Yani ben de bilmiyorum ne olacak şu anda. Abi o kadar saçma yaptım ki. O kadar saçma bir şekilde yaptım ki makyajımı. Evet, hazırım. Hadi en serisinden çıkalım. Bu arada sanıyorum ki 4 dakikada falan hazırlandım. Şimdi hemen çıkalım. Ve işlerimizi halledelim. Bütün gün beraberiz. Umarım böyle dışarıda vlog çekmeyi de unutmam. Hadi bakalım. Şimdi Ahmet berbere gitti. Saçını kestirecek. Ben o sırada Burger King'de oturdum. Kola içiyorum. Arkadaşlar canım çok sıkkın şu anda. Eksik bir belgemiz vardı bahsetmiştim ama İnönü o belgeyi bize vermiyor. Yani defalarca aradık, ondan sonra mail attık, şey yaptık, vermiyor. Gelin alın diyor yani. Ki Malatya Ankara arası 11 saat otobüsle yetişebilmesi mümkün değil. Ve bize bugüne kadar mail yoluyla iletileceği söylendi. Kayıt günü bugün ve gelin alın diyor. Neden bu kadar işleri yokuşa sürüyorlar hiç bilmiyorum. Şu an ne yapacağımızı şaşırmış bir durumda her yeri arayıp taramaya çalışıyoruz. Bilmiyorum. Abartmıyorum. En az 60 kişiyle konuşmuşumdur. Ama yok. Su almaya geldim. Şimdi Kızılay'a kadar yürüdüm. Bayağı dikim evinden buraya yürüdüm. Yani sırf ne yapabiliriz düşünmek ve bir yandan görüşmelerimi yapabilmek için bir yandan konuştum, bir yandan yürüdüm. Şimdi bir kek yedim. Hafif acıkmıştım çünkü. Aslında acıkmadım, şekerim düştü. Sinirden o da tamamen. Yani bir insanın aslında gerçekten şundan dolayı bu gidilip alınması gereken bir şey değil. Hani eminim çünkü ben de yatay geçiş yaptım. Gazi ile de konuşuyorum, onlar da aynı şeyi söylüyor. Tamamen böyle bir şey işte. Metro altına indim şimdi ama öğle arası diye kapalı olabilir. Bakalım. Şimdi kendi okuluma çıkıyorum. Dilekçemi getirdim. İngilizce bölümden kaydımın silinmesiyle ilgili bir dilekçe verdim. Şimdi Ahmet'in yanına geri dönüyorum. Video biraz böyle karışık gelmiş olabilir. İnanın arkadaşlar arka tarafta abartmıyorum. En son 60 falan dedim de şu an gerçekten rehberim aşağı doğru kayıyor. Çok fazla insanla görüştüm. Halledemedik. Ne olacak ben de bilmiyorum. Şimdi açacağım kamerayı. Yeah.
Reis kayıt oldu. Kendisi burada. Bu arada çok relax. Ahmet ya. Genelde hayatının en max şeyleri olduğunda her zaman böyle sanki olmamış gibi böyle mutlu oluyor ve sonradan idrak ediyor. Genellikle böyle. O yüzden artık bu huyuna alışamıyor. Şu an mesela Ahmet kayıt olmadı. Ya BİM'e götürüp ona mesela şey alsam, yani ciddi anlamda bir tane gofret alsam emin olun daha büyük bir tepki verir ama böyle konularda tepkisiz kalıyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim artık. Bu da bitti. Bir şekilde duş alacağım ama duştan önce saçımı tarıyorum genelde. Çünkü çok karışıyor saçım dışarıda rüzgardan dolayı. Hızlı bir duş alıp yemek yiyeceğim. O sırada makarna pişiyor şu anda. Bu arada gerçekten çok yoğun bir gündü. Birazdan size gün özeti yapacağım, anlatacağım. Ama sonuç olarak hallettik. Yani farkındaysanız bugün Gazi'ye falan gittik. Oradan görüntüler çekmeye çalıştım size. İki arada bir derede Medipol'e geçtik. Medipol'deki işi de hallettik. Saçlarım bayağı bu arada kendine geldi tarayınca. Medipol'deki işi de hallettik. Birkaç gün içerisinde kaydımı da aynı şekilde silecektiler. Ne oldu ne bitti yemek yerken ya da yedikten sonra anlatacağım. Önce hızlı bir duş, ardından yemek. Şimdi saçımı kuruttum da bir kahve alıp gelelim mi? Böyle biraz sohbet havasında olsun istiyorum ve anlatmak istediğim çok güzel şeyler var size. Tırnaklarını uzamış. Tırnaklarını uzamış. Evet, telefonumu şarja taktım çünkü kapanmak üzereydi. Kahvemi de yaptım, geldim. Tarçını da odadan çıkardım çünkü video çekerken şu an bölmemesi gerekiyor. Bayağı önemli şeylerden bahsedeceğim. Ben size yaklaşık ne zaman biliyor musunuz? Şubat'tan sonra Mart, Nisan gibi dedim ki hazırlıkta benim başıma böyle böyle bir şey geldi devamsızlıkla ilgili. Ve bana sen sınava giremezsin dediler diye anlatmıştım. Ardından sınava böyle bir hafta kala sınava girebileceğimi söylediler ama onu da söylemediler, yani listede adımı gördüm. Benim okul motivasyonum iyice kırılmıştı. Daha önce sebebini de anlatmıştım bir vlogumda. Okuldan soğumamı sağlayan birkaç sebep vardı çünkü. Ama bölümü çok seviyordum ve değiştirmek de istemiyordum. Ardından arkadaşım biliyorsunuz ki Ahmet sürekli zaten Ankara'da, Malatya'ya zaten çok gittiğini siz görmediniz. Ama düzenli olarak haftada bir, iki haftada bir Malatya-Ankara arası gidip geliyordu. Buraya işte temel yerleşse diyorduk. Şubat'tan sonra bildiğiniz üzere Malatya'da bir deprem oldu. Bu Malatya'daki depremden sonra Ankara'ya dönmek, şey Ankara'dan oraya geri dönmek istemedi. Biz de istemedik. Hatta ben Ankara'da kalması için de epey çabaladım tekrar gitmesin diye. Yatay geçişler başladı. Ahmet birkaç okula yatay geçiş için başvuruda bulundu ve neticesinde Ahmet'in yatay geçiş başvurusu kabul edildi. Gazi Üniversitesi'nde okumaya başlayacak bu yıl. Çok şükür Allah'a, artık temelli olarak burada. Ben de bu süre zarfında acaba ben ne yapsam diye düşünmeye devam ediyordum. Ve bu kısımda ışık da kötüymüş. Niye söylemediniz? Aa, en iyisi buymuş. Hepsi kötü. Neyse. Ben de o süre zarfında hazırlığı baştan okumaktan nefret ettiğim için ondan dolayı diyordum ki ben ne yapsam, acaba bölümümü değiştirsem, felsefe mi okusam, tarihe mi geçsem, böyle düşünüyordum. Ve ailem de bana hep şey diyordu, hani neden olmasın, bak felsefede güzel bölüm, tarihte güzel bölüm diyen de vardı. Ama genel olarak ailem bölümümde kalmam için beni çok desteklediler psikolojik olarak. Çünkü çok ciddi arada kalmıştım. Ben de dedim ki tamam, ne olacaksa olsun, ben bu bölümü çok istiyorum. Bundan dolayı okul değiştirmeyeceğim dedim. Ama kimseye söylemeden bir başvuruda bulundum. Ve kendi okuluma merkezi yatay geçişle birlikte başvuruda bulundum. Sonuç olarak başvurum olumlu geldi. Ve geçtiğimiz hafta Ankara Medipol'ün Uluslararası Ticaret ve Finans Türkçesine yatay geçişimi yaptım. Allah'ıma şükürler olsun ki ikimiz de bu sene sonunda böyle okula istediğimiz bir şekilde huzurla gidebileceğiz. Ben gerçekten kendimi okula başlamış gibi hiç hissetmiyorum. Yani yurttan ayrılma, bir yerde kalma, Samsun'a gidip gelme, ev kurma, ondan sonra peşine hemen deprem oldu, online oldu. Gerçekten bu sene hani zaten depremden sonra bütün öğrencilerin hayatı çok etkilendi ama onun öncesinde de benimki gerçekten kötüydü.
Bundan dolayı ilk kez bu sene üniversiteye başlıyormuş gibi hissediyorum. Sonuç olarak bu sene birlikte çok güzel dersler çalışacağız. Allah'ıma şükürler olsun ki istediğim bölümde istediğim tarafa geçtim sonunda. Çok konuştum. O yüzden artık gidiyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Genellikle konuştuğum zaman videoyu ileri sarıyorsunuz biliyorum ama yine de söyleyeyim dedim. Neyse.